Gay hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Evet, burada dönüp kanalımıza abone olmayı ve like'lamayı unutmayınız cümlesini senin söylemen gerekiyor. Evet, severseniz evet. Kanalımızı mutlaka like'layın. Severseniz çıkarırsak sadece kanalımızı like'lamayı ve şeyi ben söylemeyecektim, o söylediği için şey yapıyoruz. Gaye, ana başlık aslında izleyenlerin çoğunun aradığı şey, yani başarıya nasıl gidilir ve nasıl başarırız? Neler söylersin? Evet. Şimdi ilk aklıma ne geliyor biliyor musunuz hocam? Yıllar önce diye başlıyoruz ya, yıllar önce diye başlayayım. İlkokul 5 sularında mahallemizde böyle her çocuğun işte oynadığı gibi dışarılarda oynuyoruz vesaire. Ama şöyle güzel bir gelişme olmuştu. İki tane bankada çalışan iki tane genç kadın dedi ki, yani çocuklar dedi yaz dönemlerinde böyle dışarıda oynuyorlar ya da yazı nasıl geçirecekleri hani standart. Her sitenin bilirsiniz bir yönetim odası vardır ve boş durur altı. Dedi ki şöyle bir proje yapalım. Çocuklar dedi tiyatro yapsınlar. Yönetim odasında dedi böyle bildiğiniz perde. Hani herkesin evinden getirin eski perdeleri ipe geçirdik falan. Bir tiyatro ortamı yarattık. Ve sonra biz orada piyesler yapmaya başladık. Süper. Ve 5. sınıftayım. Tiyatroyu çok seviyorum. Ama bütün mahallenin çocukları tiyatrocu olduk. Yani. Kim liderlik yapıyor? Ya iki tane onlar, onlar başınıza. Evet. Hilal Hanım hiç unutmuyorum ve Mahmure Hanım. Sonra yıllar sonra onları buldum ve dedim ki sizin dedim bu yaptığınızı kaleme aldım. İlk yazımdır bu arada. Blokta yazdım. Yetenek dediğin bir çocuğun kalbinde diye yazdım. Çünkü o kadar değerli bir şeydi ki yaptıkları. Yani hani gündelik hayatımızdan bizi aldı. İşte o hayallere götürdü. Ve standart boş altın duran bir yeri değerlendirdi. O gün şeye karar verdim. Gerçekten yetenek dediğin kalpten geliyor. Ve bunun için de hani başarı dediğim şeyle ben o zaman tanıştım ama bitmedi. Sadece tiyatro oynamakla kalmadık. Başladık biz o dönem. İşte dedi ki çevre çok önemli. O zaman dedi pazar günleri hep beraber elimize poşetler alıyoruz. Ve çevrede işte site, arkası, bütün ulaşabileceğimiz yerlerde çöp topluyoruz falan. Süper. Ondan sonra yine bitmedi. Mesela o dönem şeyi gördü, gözlemledi bu iki kadın. Mahallede şey bazen şekilim yıkıyorlar, halı yıkıyorlar. Biliyorsunuz böyle kenarlarda kadınlar. Dedi ki bu böyle olmaz hani ortada. Arka tarafa bir alan yapalım ve halı kilim orada yıkansın. Biz para topladık. Onu yaptırdık falan. Başarı herhalde hani nedir dersek o günden aldığım en önemli şey bir şey böyle alıp tutup o tutkuyla sonuna kadar bilgini de katarak, merakını da katarak sürdürme eylemi. Onun için de şey söylüyorum, herkesin görebildiğinin dışında bir şey yapmak. Bunu hep konuşuyoruz ya. Herkes aynı sitede yaşıyor ama evet. Hilal de Mahmure bir takım da var. Bir bankacı. Evet. Yani bankacı iki kişi, yani şu an binlerce bankada çalışan insan var ya da bizler. Sitemizde mesela çocuklara özgü ne yaptık diye düşünüyorum. Hala o yönetim odaları boş. Ne kadar güzel bir girişim. Yıllarca sonrasında ben konuştuğumda oradaki arkadaşlarımla tiyatro yaktığımız. Sonra tiyatrocu getirdi bu arada. Bu iş büyüdü. Ortaokulda da ben tiyatroyla ilgilenmeye devam ettim. Mahalle tiyatromuz oldu. Ve sonra biz annelerimize ve babalarımıza yaptık tiyatroyu. Onlar geldi izledi bizleri. Ve şunu gördüm sonrasında. Ben hep sosyal sorumluluk projenin içinde oldum ondan sonra. Hep. Ve bir tane çöp yere atmadım mesela. Hep orası. Yani hep orası. Onun için o tarafı büyütmek için hep diyorum ki yeni gençlerle de konuştuğumuzda içinizde bir şey var, hepimizin var. Ama onu sadece hani yetenekli olup da kendine saklamak çok da bir anlam ifade etmiyor. Onu halka yaymakla ilgili de bir derdim olmalı. Onun için başarı buradan geçiyor. Ve cesaret de var. Yani akşam yemeğinde Hilal eşine ya da Mahmure eşine diyebilir ki ya bu çocukları aslında toplayıp bir şeyler yaptırmak lazım. Harbiden yaptı ama kim yaptıracak? Ya zaten olmaz bizim. Bu fikri evet. Saçma kocası ya olmaz bu demiştir. Öteki ya bırak kimse. Kimle bilmem kaçıncı kattaki kadın bunu der falan. Müthiş cesaret. Ya şunu söyleyeyim hocam. Yönetim odasını kullanıyoruz diye o dönemler ve bu şekilde kullanıyoruz diye mücadele ettiler. Yani düşünsenize. Halbuki altın bir yer. Biz tabii şey yapıyoruz, her şeyi boşaltıyoruz. O da odalıktan çıktı ya. İşte karmaşa da gerekiyor. Çünkü merak için
deneysel de davranman lazım. Bir çocuk öyle öğreniyor, bugün yetişkinler de öyle öğreniyor. Biz o meraklarımızı, deneysel öğrenme tarafımızı unutuyoruz ya, çünkü bilinmesi gerektiği gibi, yapılması gerektiği gibi davranmam gerekiyor ya benim. İşte o zaman da zaten standartlaşmaya başlıyorum. Başarı standartla gelemez, imkansız. Ya standart bir yaklaşım, standart bir düşünce başarıyı getirmez. Ve çıkar yok, üçkağıt yok. Yani size şunu demiyorlar, yok. Aileler bize şu kadar para versin, bir de siz birkaç kişiyi daha getirirseniz size bu kadar da, onlar da birkaç kişi daha getirirse hiç onunla ilgilenmiyor. Bu çocuklara ne öğretirim evet, derdi. Evet ama bakın nerelere yansıdı ya. Bugün hala bunu anlatıyorum. Yani blogda yazdım, teşekküre gittim. Gördüğümde çok şaşırdılar. Bunu söylememe ve yazmama çok şaşırdılar. Çünkü şunu söyledim. Bugün benim kişiliğimin gelişmesinde, bu duyarlılıklara sahip olmamda ailem kadar bu projenin önemi var. Neredeler şimdi? Şu an yine bizim neredeydi yerimiz? İstanbul yoluna bakan bir sitede oturuyorduk biz. Serkon sitesi. Ve hala oradalar. Orada yaşıyorlar. Emekli olmuşlardır tabii. Hangi bankadan oldular hatırlıyor musun? İnanın hatırlamıyorum. Onu da öğren. Yani... Hatta bir yani görüşmek ve tekrar hani o günleri yad etmek müthiş bir şey. Çok gerçekten başarılı ve gönlü bol iki kadın. Yani hatta şey bile yapabiliriz, belki bir denk getiririz, ikisini alıp burada YouTube için bir program yaparız. Hilal Hanım ve Mahmur Hanım, neydi o projede? Çünkü basit bir şey değil. Sen demin dedin ya, yönetim odaları apartmanlarda boş diye siteleri. Evet. Aslında sitelerin yönetim odaları sadece oralar boş değil, köyler boş, kasabalar boş, devlet daireleri boş. Yani bir yeri bulduğun gibi bırakıyorsan kendini çok sorgulayacaksın, ben hayata niye dokunamıyorum diye. Birilerini bir araya getirip organize etme, onlarla bir şey üretme, geriye bir şey bırakma. Yani yıllarca anılacak ve bence ben de bir kitabımda ikisinin adını anarak koymayı çok isterim. Çok güzel, kitabını kullandıktan sonra ben tabii, senden tabii, sonra. Tabii tabii, ama ben derim, çok gayet benden aldım. Benim tabii, şey, orasını sonra konuşuruz. Kim önce yazarı, kim önce kitabını yazarsa şey yaparız. Yani hocam neden bunu anlattım? Çünkü şimdi biz başarı dediğimizde üniversitede gidiyoruz, gençlerle buluşuyoruz. Başarı yani. En iyi olmak işte, hep diyoruz ya, en iyi puan, en iyi not. Hep böyle sayısal. Bırakın ki bunu üniversite mezunlarının, bugün kurumlara gidip eğitimler anlattığımızda, performansla ilgili bir eğitim anlattığımda takılınan nokta neresi biliyor musunuz? Puan. Puan konuşuyorlar. Yani evet. Diyorum ki yani hani onun dışında o süreçte yaşadığın, fark ettiğin, fark ettirdiğin ne var? Başarı burası. Yani bu burayla övünmen gerekirse övünmen, burayla ilgili bir derdin varsa dert etmen gerekiyor. Ya yani puana takılmış bir toplumuz ama onun da şöyle bir açıklaması oldu. Bir gün bir eğitimdeyim, sonra dedim ki haklısınız ya ne diyorum ben. Mühendis grup var karşımda. Ben böyle anlatıyorum işte 3 şudur, 4 budur, 5 budur puanlamada. Bu kadar takılmayın. 3 iyidir. Yani neticede işi layıkıyla yapmışsın falan. Bunu anlattım anlattım. Sonra mühendisin bir tanesi dedi ki ya hocam dedi yapmayın Allah aşkına dedi. Ya yıllarca dedi. Yıllarca dedi 5 üzerinden dedi. 5 almak için dedi okullarda dedi uğraştık dedi. 4 götürdüğün zaman annene dedi. Hani onluk sistemde 9 götürünce 8 götürünce yediğimiz azarın bin bir hani çeşidi var. Siz dedi kalkmışsınız dedi. Şimdi dedi 3 de iyidir, 4 de iyidir. İşte 2 bile gelişim alanıdır diye anlatıyorsunuz dedi. Kime ne anlatıyorsunuz? Sonra dedim çok haklısın. Ya doğru. O zaman burada bir mantık. Mantığın birazcık değişmesine ihtiyaç var. Belki kurumlara da bu düşüyor en azından. Ve okullara gayet, çok şey yani düşüyor iki, da. Bir genci Hilal'le Mahmur'u mu yetiştiriyor, Survivor mu yetiştiriyor? Bütün konu bu biliyor musun? Evet. Yani bilmem nereye sopa atıp da o düştü diye kazandığını zanneden insanlar ve ödüllerle. Bir tarafta da insaniyet, efendilik, kendinden fedakarlık. Bu çocuklar hiç eleştirme şansımız yok. Çünkü sokağa çıkma şansı yok. Yani geçen... Bir öğretmen onu söyledi. Serdar Koç, basketbol antrenörü, çok iyi bir Sinop'ta yaşıyor şimdi. Bir öğrencisine demiş ki Ankara'da, ya demiş bilgisayar başındasınız, çıksanıza sokaklara. Çocuk demiş ki, sokaklarda neler olduğunu duyuyoruz demiş. Evet. Sokakta oynayacağımız hiçbir yer kalmadı, her yer apartman bilmem ne bir şey oldu demiş. Bir alan yok. İnsanların başına ne geliyor? Sadece demiş evde oturup bilgisayar başına durabiliyorum. Ne yapabilirim ki? Evet. Böyle kaldım diyor. En kolayı gençlere sen niye çıkmıyorsun bilgisayar? Sadece sitede oynayabilir çocuk. Sadece sitenin bir alanı varsa mahalleye sokağa çıkıp da bir şey yapma ihtimali yok. Yani öyle bir planlama korkunçluğu var ki yani planlamanın adını bile anlayalım aslında. Doğru. Öyle bir plansızlık ve yok olma var ki ve baktığında... O kadar görmezlik var, görmezden gelme var, görülmeme var. Kesinlikle. O yüzden şey, kimin yetiştirdiği, iyi ki sana Hilal'le Mahmure'nin eli değmiş.
bizlere de düşen aslında onlar gibi insanlar olmak. Evet, şimdi mesela zaman zaman düşünüyorum, benzer şey bizde, kendi sitemizde, kendi ofisimizde, kendi çalışma arkadaşımızın haznesinde, yani her yerde yapabiliriz farklı projeler. Onun için ne mutlu ki, gerçekten bunu çok gönülden söylüyorum, ne mutlu ki bizim böyle bir aracımız var, Türkiye Uğur Böcekleri Projesi. Ama bu binlerce proje var, yani yapmak istedikten sonra bir şey adının altında da yapmana ihtiyaç yok. Sosyal sorumluluk kısmı onun için yetenek yönetiminde şirketlerde de çok önem vermesi gereken bir konu, ama Türkiye'de buna da daha henüz anlaşılmışlığı yok. Yani bir kulüp kurmanın ötesine gitmiyor. Orada bile bir zorun, hani kim katılacak? Var mı katılmak isteyen falan diye sürüklenerek giden bir şey haline geldi. Evet, orası öyle. Başka neler söyleyebilirsin maddeler? Tam suyu almak üzere uzanmışken sordum, özellikle yarıda kaldı da. Yani neyi söyleyebilirim? Bu başarının peşine düşürmesi gereken, yani başarı deyince aslında yetenek deyince, hı hı, iki taraftan bakmamız lazım. Kurumsal boyutta da bir, hani kişilerin kendi başarısının peşinden gitmesi. Bunu biraz aslında konuştuk. Hı hı. Şöyle diyecek olursak, hani günümüzde bir sürü yetkinlikten bahsediyoruz. İşte çevik ol, esnek ol, dayanıklı ol, yılmaz ol. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu durum belli ve bu da hep böyle süre gelecek zaten. Dolayısıyla bunun için gençlerin, yetişkinlerin mutlak surette bireysel çalışmalarının, bireysel performansların kendi peşine düşmeleri önemli. Yani burada artık şu devir bitti hocam. Çok önemli bir konu bu. Yani kurum bana bir performans sistemi kursun. Kurum bana bir kariyer atasın. Kurum beni bir gelişime göndersin. Böyle bir devirde değiliz. Ben okuyacağım, ben takip edeceğim. Çünkü bilgiye ulaşmak çok kolay. Gençler kısmında biraz buraya değinelim. Sonra da kurumsal tarafta neler yapılmalıyı konuşabiliriz. Özellikle gençler kısmında çok önemli konulardan bir tanesi bu. Hani şimdi kitabı da getirdim İdil Hoca'nın ve Işıl Hoca'nın, Torpil Dean Networking. Network konusu da önemli. Çünkü burası da deneyim. Yani ilgili kişilere ulaşmak. Sadece iş açısından söylemiyoruz. Yani merak dedik ya, bir şeyleri anlamak için bağlantı kurmam lazım. Bazen... Öyle anlatmalısın ki Gaye, yani girişinde şunu söyleyerek başlayalım istersen. Bir araştırma yaptılar. Türkiye'deki gençlerin %70'ten fazlası, %74 olabilir, başarı için torpil gerektiğine inanıyor şu anda. Şimdi onlara bir şeyler, evet, anlatıyorsun. Evet. O, öyle düşün. Doğru, kesinlikle. Çünkü bununla ilgili kötü deneyimler var, ama nereden baktığına bağlı bardağın. Şimdi tersi de var ama. Tersi de var. İzgar'ın akademisi stajyerler alıyor. Biz binlerce okula çağrı yapıyoruz. O kadar koşturuyoruz ki bununla ilgili. Kariyer merkezlerine, yani peşine düşüyoruz. Peki kaç kişi mesela başvuruyor? Bu soruyu sormayı çok isterim. Ya bu tip staj ortamlarına kaç tane genç gerçekten arayarak tarayarak başvuruyor? Kaç tane mesela kulübe üye bir genç? Kaç tane ISEC gibi büyük organizasyonların içerisinde bir görev almaya meyilli, istekli? Risk almayı seviyor. Çünkü şunu çok görüyorum Şerif Hocam, ezber bozmak lazım orada. Şimdi seminerden sonra yanımıza geliyor ya öğrenciler. Diyor ki ben kendimi ifade çok edemiyorum. Nasıl kendimi rahat ifade etmeliyim? Ya da işte ben çok böyle iyi bir proje yönetemiyorum, liderlik yapamıyorum. Bireysel olarak kişilik özellikleri vesairesi, evet biraz geri kalmış olabilir, çekimser olabilir. Ama tam da işte ezber bozup buna görev alacağın yerlerde olman lazım. Şu kaçıyor oralardan olabildiğince. Bir projenin içerisine yer aldığınız zaman bırakın ki toplumsal faydayı. Bireysel fayda o kadar büyük ki hepimiz bunu görüyoruz. Ya sunum yapma kabiliyetin gelişiyor. Problem çözüyorsun. Çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Değerlerin farklılaşıyor, çeşitleniyor. Her yere dokunuyorsun. Yani bin bir çeşit bireysel yetkinlik var. Biz bir set çıkarsak... Hani firmaların istediği set orada işte. Süper. Fakat o gelen çocuklara baktığımda en önemli adımı atmış durumdalar. Geliyor ve diyor ki benim bu eksiğim var. Acayip iyi bir şey. Yani onun farkında, evet, olmadan iyiyim zanneden çocuklar. Hani ben proje yapmayı bilmiyorum, tabii, diye gelen çocuk var ya. Mucize bir çocuk aslında. Var. Evet. Yani, kesinlikle. Profesör Doktor İsmail Üstel diyor ki az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Bir baktım bir arpa boyu yol gitmişim. Profesör İsmail Üstel diyor ki bir arpa boyu yol gitmek yerinde saymaktan daha iyidir. O gelen çocuklar acayip önemli bir adım atmış çocuklar. Ben nasıl daha iyi olabilirim? Müthiş. Kesinlikle. Bill Gates'in de mesela, ben Bill Gates dedim çünkü niye, yetenek asıl oralarda, Silikon Vadisi ya. Hani basit düşünün, basit adımlar atın diyor. Basitlik vurgusunu çok söylüyor. Basit ve küçük adım. Hep de biz anlatırız ya, basit ve küçük adım. Ekin vardı mesela, hatırlıyorum, Gazi Üniversitesi'nde bir seminere gittim. Beni izlemiş, sonra geldi. Sonra e-posta attı, bir daha attı, bir daha attı. Stajyer
programınız vardı dedi. Ben dedim haber vereceğim sana. İşte önce gelebilirim, sizinle bir tanışalım mı, görüşelim mi, bazı projelerim var. İçeri girdi ve biz onunla kurum kültürü konusunda araştırma yaptı. Şu an ilgisi de o alanlara. İyice dedi ki beni hocam bu alanlardan, yurt dışına gitti vesaire Erasmus'la. Ve bu alanlara ilgim arttı dedi. O kadar kazanım var ki. Ve hep şunu söylüyorum. İş işte torpil ne zaman olmaz. Bu doğru sektörler, doğru kontaklarla, staj gibi çok önemli fırsatları değerlendirip oralara giren bir genç mutlaka içeri, sizin deyiminizle söylüyorum şimdi, sızar. Evet. Sızar. Yani bir şekilde kendinizi orada ispat etme, deneyimsel davranışlarınızı bizzat göster şansını elde ediyorsunuz çünkü. Diyelim ki girmediniz. Biz İK, yani İK çevresinde de şunu yapıyoruz. Elimde öyle bir yetenek var ki hani ben evet bugün bu pozisyonu alamıyorum ya da pozisyon yok açılmış ama az sen mutlaka çok göreceksin ki genç yetenekli biri. Yani birbirimize de bunun alışverişini yapıyoruz. Ve torpille girdiğin işte yani o torpille girilen işler çok ceza işleri gibi bir şeyler. Çünkü daha torpillisi var senden. Hani işe girdin ama daha torpillen gideceği yere gitme ihtimali yok. Evet var mı torpil? Yani yok diyen adama böyle bir hayranlıkla izlemek evet. lazım. Hani ne içiyorsa bize de göstersin evet. gibi. Ama baktığında o torpille girilen iş var ya. Bir torpili yapan adamların gittiği anda düşeceğin durum. İkincisi daha torpillerin yanında düşeceğin durum. Ve bir süre sonra üretememenin getirdiği yoksunluk. Torpil var mı? Facia şekilde evet, var ülkede. Yani, ama öte yandan da başarı orada bir yerde evet. değil. Yani beni düşünün demek. Orada referans çok önemli bir şey. Bunu hep anlatırım. Hı-hı. Referanstır asıl olan. Yani kendi birinin birine referans vermesi çok değerli bir şeydir. Çünkü gördüm, gözlemledim ve şunları var. Bir değerlendirin demek. Ama torpil olmayan oldurma gayreti. Yani kötü bir tat orası. Kötü evet. bir tat. Ve bu hayatı boyunca orada olan kişinin vicdanından da gitmez. Eğer olmadığı bir koltukta oturuyorsa. Dün gece bir arkadaşım yazdı. Bizim devremizden çok pırıl pırıl bir çocuğun vefat etmişti, kaybetmiştik. Onun oğlu mezun olmuş endüstri mühendisliğinden. Hı. İş başvurusu var. Dedim ki özgeçmişim bana yollasın ne yapabiliriz bakalım sana yollayacağım. Hı hı. Öte yanda baktığımda direkt şunu düşündüm. Yani bitirdiği üniversite bilmem ne falan o bölüm benim açımdan o inceleyeceğimde özgeçmişi. Şu kadarcık bir yer. Hemen şeye bakacağım. Ne başardı? Yani evet. OPET'e bir proje sundu onu kabul ettirdi mi? Kendisi bilmem ne yaptı. Yani, orada ne başardı o üniversitedeyken? Bütün baktığın o bir şey başarmamışsa o üniversiteyi bitirdin. Tamam bitirdin. Peki hadi torpille seni alalım. Ama o dönemde başardığı bir şeyi anlatabilmeli görüşmede ki ben o firmanın sahibi olarak ya diyeyim bu çocuk buraya da bir şey katar. Bunu anlatmasının yolu o üniversiteyi bitirmiş olması. Ona giren herkes bitiriyor. Aynen bütün, öyle. Yani İki ortalamayla, beş ortalamayla neyse bitiriyorsun. Ama bütün o dönemde neyi yaptın ve neyi başardın? O hani başarma da çok havalı bir şey değil ama yani mahalledeki çocukları toplayıp teyzenin evini boyadıysan abi büyük proje yaptın benim için. İşte acaba oradaki tanımlar değil mi hocam? Hı-hı. Başarı deyince onun için konuştuk ya böyle büyük Hı-hı. büyük bir şey hayal etmemize gerek yok. Hı-hı. Fark yaratmak. Radyoda bir gün önce, iki gün önce bir şey dinledim. Gıcırdama benden geliyor bu arada. Yani ben konuşurken arada gıcır diyebiliyorum. Gıcırdarım. Öyle konuşurum. Radyoda işte adam web sitesi açmış şey satıyormuş. Hırdavat malzemesi. Devamlı ben böyle açtım. Ne teknoloji ne ekip hiçbir şeyden bahsetmiyor radyoda. Kanalı değiştirmek zorunda kaldım. Dinlediğim bir kanal iş hayatıyla ilgili. Ben böyle düşündüm, ben böyle yaptım falan derken ya bir şey düşündüm. Yani asıl yaptığın iyi bir şey varsa, yürüyorsa bu ya çok babandan para kalmıştır, yatırmışsındır, yürüyordur. İşte satıyorsundur nalbur malzemelerini. Ama asıl yani oradaki ekibi seçerken yani çıkıp ben anlatacak olsam bir şey. Dedim ki ya bak bu arkadaşımın yeteneğini böyle keşfettim. Buradaki arkadaşımın kapasitesi bu böyle geliştirdi. Bir iş başarısı varsa teknoloji yatırımı bilmem hayırlı olsun. Zaten yapmazsan evet, herkes evet, yapıyor evet. dünyada bunu. Mecbursun zaten. Ama yani bunu yürüten adamları nasıl geliştirdin ve ne katkı koydular? Onu anlatmayı bilmek var ya en önemli bölümü o gibi. Bu kara oklarla ilgili bir ödül aldık. Gittik işte Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği evet. ödülü. Geçen sene ödülü almış olan kadın çıktı ve dedik konuşma yapacak. Benim dedi 4 özelliğim var dedi. Bu ödülü almamın dedi 4 dedi özelliğim var. Saydı bir kere dedi şundan vazgeçmem. Bu benim adım bu ben böyle falan filan.
Sıra bana çıktı. Dedim ki biz de aynı ödülü aldık. Bu sene biz aldık dedim. Benim dedim 4 özelliğim var. Yok 5 özelliğim var dedim. Ben dedim o 5 özelliğimi saymak istiyorum. Merkezdeki bir tane daha geldi. Dedim hepsi arkada oturuyor dedim. Bir tanesi İsmail dedim. Bir tanesi Gülşah dedim. Bir tanesi İmdat Usta dedim. Bir tanesi Orhan bir kalkar mısınız dedim. Bizim 5 özellik arkadan kalktılar. Dedim ki bu çocuklar başardı. Yani bunu da hava olsun diye anlatmıyorum. Evet. Harbiden onlar başardı. Öyle öyle yaklaşım. Ödülü oraya çıkarken bile utandığımı söyledim. Çünkü gerçekten benim hak ettiğim bir şey değil. Bütün gün arazide o çocuklar çalışıyor. O çocuklar koşuyor. Ben oraya çıkacağım diyeceğim ki ben var ya ben diyeceğim. Yani bunu böyle şey mütevazilikten falan anlatmıyorum ama hocam, harbiden biliyorum. O kadar gaye oraya biliyorum. Çıkıp da o işi asıl başarak insanlara anlatmayıp ben diyen adamlar bana çok koyuyor. Yani sen değilsin bir ekiple beraber bir şey yapıyorsun. Bunun farkında değilsen sadece ego besliyorsun. Ekip seni eleştiremiyor ve beraber bir şey üretemiyorsun. Yani tek şeyi nerede hangi çocuğun yeteneğine ne katarım o zaman seni anlarlar. Evet kesinlikle işte tam bu yetenek yönetiminin bu sistem tarafı.